yurdumuzda civarında bulunduğumuz Hacı Bayram Veli Hazretleri, bu yuvarlarda metrum bulunan evliya ulema sulu aşireden mümina, kendisinden feyiz aldığımız, ilim aksettiğimiz üstadlarımız, mücavirlerimizin ervahı, hadruhun dersimizi dinleyen kardeşlerimizin, geçmişlerimizin ervahına, tüm şühedanın, uzatın, ashab-ı hayratın kudan, tüm geçmişlerin ervahı için el-Fatiha. Okumaya başla. Her işe, hayırlı işe,
helal mubah işe, güzel işlere Bismillahirrahmanirrahim diye başla, öyle oku. Evet, ondan sonra bu tabii peygamberlik görevi vermek demek. Hazreti Hatice Hanım'a gelmiş, dağdan inmiş. Oraya gittiğiniz zaman burada bir Araplarla çıkın. Yani boş boşuna yorulmak diyor Araplar da, öyle değil, boş boşuna yorulmak değil. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bastığı yerlere basın faydası var. Abdullah bin Ömer var. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'de dolaştı tabii. İnsan olarak geldi, sağa sola gitti. Adım adım bütün sokakları dolaşırmış. Ben aklımı kaçırdım ya, ne yapıyorsun diye demiş. Resulullah'ın bastığı yeri denk gelir diye. Şimdi onun için adım bir adım ayağını koyuyor, hemen dibine bir daha koyuyor. Öyle yapıyormuş. Evet, peygambere olan bağlılıktan dolayı ve onun bastığı yeri basarsanız o topraklar size şahit olacak tabii. Onun için o Mihrab-ı Rıza'na çıkmak bedava değil. Efendimiz çıktı. O onun ayağının bastığı yeri ben de basacağım diye bu niyetlerle çıkın. Göreceksiniz. 45-50 dakikada çıkıyor. Oraya eskiden şimdi tabii orada satıcılar falan var. Susadığınız zaman su falan tedarik ediyorsunuz da Efendimiz zamanında dağın tepesiydi. Saat diyordu o zaman. Zaten düşseniz parçanız kalmaz. Hatice Hanım'ımız orada bazen bir ay kaldığı oluyordu Efendimizin. Ona ekmek götürülmüş, su götürülmüş. Ne de mübarek kadınmış değil mi efendim? Yani o kadar peygamberimiz vardı ki bir kere Mekke'ye uzak bir yer orası öyle. Hemen içinde değil, şimdi içinde ama o zaman öyle değil. O yolu tepiyor, ondan sonra o dağa çıkıyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme su getiriyor, yiyecek bir şeyler getiriyor. Zaman zaman getiriyormuş. İşte böyle son Şiisinde de bu ayetlerle Efendimiz'e bir görev verilmiş. Sonra Hatice Hanım'ıza gelip söylemiş, heyecanlı, heyecanlı demiş, al sen iyi adamsın, kötü bir şey yok, olmaz, olamaz. Benim zemmilûni, zemmilûni, ört Hatice'm ben demiş, ört demiş, çok şeyim, heyecanlıyım, yapmış. Ondan sonra onun Varaka diye bir akrabası var. Hristiyan, hakiki Hristiyan, Allah bir, İsa peygamber diyen, İsa Aleyhisselam peygamber diyenlerden ona koşmuş akrabasına, böyle böyle demiş. Kuddus, 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 bu Musa'ya, İsa'ya gelen Cibril, Kuddus emin. Ah demiş, yaşlı olmasam, yaşayabilseydim, onu hemşerileri bu şehirden sürüp çıkardığı zaman ona yardım etseydin. Benim kocam kötü adam değil ki, niye sürüp çıkardınlar? Öyle olacak demiş. Evet, biliyor. Öyle güzel bir insan o da. Evet, biliyorsunuz biz ona hicret diyoruz. Sürgün demiyoruz da, onlar söylüyoruz, hicret diyoruz. Aslında Mekke'de yaşama imkanı kalmamıştır Müslümanların. Allah da izin verdi. Öylece Mekke'den çıktı. Evet, ilk Müslüman Hatice anamız, bütün imana girenlerin sevabını ona yazıyorlar. İlk insanlardan ilk Müslüman var. Sonra yetişkinlerden Hazreti Ebubekir, yetişkin erkeklerden, o da hep iman edenlerden pay alıyor. Ve çocuklardan Hazreti Ali radıyallahu anh'ın hepsinden Allah razı olsun. Şefaatlerine bize nail etsin. Çocuklardan da Hazreti Ali ilk iman edenler. Böyle imanlardan hep o ilklere şeye gidiyor. Evet, şimdi hoca ben de Allah razı olsun namaz kıldırdı. Sizin namazınız garanti. Bütün sorgu hoca efendi. Evet. El imamı damin. Hepinizin tebliği. Eksik yanlış kıldırır, anasını ağlatacaklar. Evet. Ama düzgün durduğu zaman da hepinizden bir parça alacak. Ticaret öyle değil mi? Hem zarar riski var hem de kar. Onun için ticaret helal. Bu imamlık da böyledir. Peygamberlik makamıdır. Bir yanlış yaptı mı hepinizin hesabını verecek. Hepinizin. Ama güzel yaptı mı da hepinizden pay alacak.
Evet, Hatice Hanım'ın zayıf Müslüman olarak Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ali gibi yiğit Müslümanlar da bütün müminlerin kıyamete kadar imanında pay alacaklar. Eksik, sizden eksiltmeyecekler, bizden eksiltmeyecekler. Ama onun sevabı, bir misli sevabı pay alacaklar. Aynı imanda olduğu gibi. Yani Allah razı olsun. Tabii Hazretin feyzi, bereketi bu. Bu kalabalık ne güzel. Yemin ediyorum, siz bu camileri böyle doldurduğunuz sürece dünya bir tarafa, Türkiye bir tarafa. Kılımıza dokunamaz. Evet, Peygamber söylüyor efendim. Peygamber haber veriyor. Buhari Müslim hadisidir. Şimdi aramızda bir sürü soysuz var. Bir sürü dinsiz var. Beyinsiz var. Şu anda rakı içip nara atan, Allah'a küfredenler yok mu var? Bunlara bakarak Allah her şeyi kadir. Öyle diyor Peygamberimiz Buhari hadisidir. Bunlara bakarak gazaplanır. Görevli melekleri var. Yağmur meleği var, rüzgar meleği var, işte şu meleği var, bu meleği var. Onları çağırır. Ben bu millete, bu arasındaki beyinsizler yüzünden gazap etmeye niyetlendim. Ama siz bunun için çağırdım. Ama benim burası Allah'ın evi. Mescid Allah'ın evidir. Kabe'ye ne diyorsunuz siz? Beytullah. Beytullah Allah'ın evi demek. Orada bir hacı bana geldi ki Beytullah ne demek? Allah'ın evi dedim. Allah burada mı oturuyor dedim. Haşa. Allah mekanında münezzeh dedi. Hocam hacı efendi Allah burada oturmuyor lan. Ama o binanın şerefine binaen Beytullah. Şereflerin her şey, hep bütün şerefler Allah'ta. Beytullah deyince o bina şerefleniyor. Allah'a izafe edilince şerefli diyor. Ana evi Allah'ın, Kâbe. Burası da Allah'ın evi. Mescitler de Allah'ın evi. Allah'ın evine geliyorsunuz. Sizin evinize ben gelsem, İstanbul'dan geldim beyefendi falan desem, herhalde çıkılır demezsiniz değil mi ya? İnsan arası var mı? En azından bir su verirsiniz ya, bir şeker verirsiniz. İkramda bulunursunuz. Bu insanlık gereği değil mi? Evet. Allah ekremül ekremindir. Onun evine gelen müminlere neler vermez? Mescitler Allah'ın evidir. Meşhedullah, Allah'ın mescitleridir, evidir. Ona gelenlere Cenab-ı Hak sonsuz ikramlarda bulunuyor. İşte o en üst melekleri çağırıp böyle söylerken, evet bu millete gazap yağdıracaktım, azap edecektim ama benim evime gelen şu müminlere baksanıza, doldurdular, düzgün saflar halinde el pençe divan durdular, namaz kıldılar. Çok hoşuma gitti. Bu şeyimi erteledim. Kaldırdım. Evet. Şimdi dedim ya, siz böyle oldukça dünya bir tarafa, bu Türkiye kimse dokunamaz. Ona misal veriyorum. Hadisten. Şimdi bütün dünya Türkiye'yi kıskanıyor. Evet. Evet efendim, burası din kürsüsü. Ben siyaset yapmıyorum. Gördüklerimi size aktaracağım. Amerika'da kadınlar çocuk yapmıyor. O kadar çok para veriyorlar çocuk yapana. Benim hanım hamile kaldı dedim mi hemen özel doktor veriyor. Biz de kaldık orada. Benim oğlanla kaldı. Hemen özel doktor veriyor. Para mara istemiyor. Biz dedik Müslümanız. Erkek doktor istemiyoruz. Kadın doktor veriyor. Ayrıca para veriyor. İyi yesin gitsin de gerizekalı olmasın doğacak çocuk diye. Ne oluyor biliyor musunuz? Üç kişiden biri Amerika'da ne diyorsun diyor, 150 kilo olarak obez. Daha doğmadan vitamin yiyor birader ya. Böyle kapılardan sığmıyorlar. Arabalara sığmıyorlar. Özel kapılar yapıyorlar. Hepsi üç kişiden biri böyle 150 kilo. 150 kilo. Ta doğmadan. Yani bu kadar çok para veriyor. Bakım yapıyor. Gene de Amerikan karısı, kusura bakma ben köylüyüm, karısıyım. Ayıp olmaz değil mi? Çocuk yapmıyor. Çocuk yapmıyor. Oraya çırağın gelen vaktiyle köle getirmişler, o zenciler, bunlar bunlar. %50'ye dayandılar. Hakları bu. Onun için o Obama zenciyi başkan yaptılar. İhtilal yapmasınlar bu zenciler diye.
şeyi dayandılar zenciler, yabancılar. Aynı şey Fransa'da da var. Orada da ben 2000 yılına kadar hep oraya gidiyordum. Orada da aynı Cumhurbaşkanı Jacques Chirac'ın ağzından duydum. Fransız kadının çocuk ya, yabancılar iktidara gelecek. Bunu televizyondan kaç kere söyledi. Yine de çocuk yapmıyorlar. Belçika'da konferans verdim. Şimdi gitmiyorum da, şimdi ihtiyarladık artık. 5000 kişi var, salon dolu. Konuştuk, bir adam çıktı dedi ki, ben dedi belediye başkanıyım, bu şehrin belediye başkanıyım. Çok güzel oldu hocam, Allah senden razı olsun. Dedim, yahu anlamadım dedi. Sen bir Türk'ten daha güzel Türkçe konuşuyorsun dedi. Belediye başkanıyım diyorsun. Hocam ben Türk'üm dedi. Nasıl olur yahu? Yavundan da dedi, belediye başkanı Türk olacak. Hocam biz %50'yiz burada dedi. Aynen. Gerçek şu anda gidip görebilirsiniz. Şimdi dertleri bu. Türkiye'de %50 gençlik var. %26 çocuk var. Kusmaçlıklarından kuduruyorlar. Uykuları kaçırıyor. Eyvah diyorlar. Bu gider. Fatih olacak, kanun olacak. Tepemize girecek. Böyle bir milletiz biz. Düze çıktık mı bizden imparatorluk kurmuşuz. Bu her millette olmayan bir kabiliyet de olur. Evet, ondan çok korkuyorlar. Papalık da bunu ustalıkla İslam düşmanlığına çevirdi. İslam popu biliyorsun, libernasıysa. Aslında bu yabancıların nüfusu artışından dertleri bu, krizdeler. Türkiye'de elhamdülillah devlet başkanımız 5 dedi değil mi? Allah razı olsun. Müslümanlıkta da çok çocuk yapmak teşvik edilmiştir. Efendimiz çok çocuk yapınız, ben sizin çokluğunuza iftar ederim. Buyurmuyor mu? Evet, Resulullah biz o Muhammed Mustafa'ya inanmış, gönül vermiş insanlarız elhamdülillah. Evet, nüfus demek güç demek. Güç demek. Biz Çin'den çok iyiyiz arkadaşlar. Ben gittim Çin'e. Çalıştırdıkları adamlara ne grev hakkı var, ne asgari ücret hakkı var, ne mesai başlangıcı sonu var. Gidip kontrol edebilirsiniz. Ben iş okulundan profesörüm. Gittim dedim ki Kadri Bey gece saat 11'de müdüre dedim ki müsaade et dedim ben konuşayım şu işçilerle. Gece 11'de 15-16 yıldır kızlar çalışıyor. Bir tanesinin ağzından tek kelime alamadım. Kaç para diyorsunuz hiç konuşmuyor. Liman başlıyorsunuz bizden iş bitiyor. Bağış. Nerede para? Hiç diyor. O komünizmden kalan şey aynen devam ediyor. Onların kaldığı yeri yeminle söylüyorum siz hayvan bağlamazsınız. Ama adamların hiç itiraz kafası yok, fikri yok. Öyle devam ediyor. Öyle devam ediyor. Ama dikkat edin, devlet başkanımız ne dedi? Dünya beşten büyük dediler. Türkiye yok orada. Çinli var, Çin var. Daimi delege Çin'e 1,5-2 milyar nüfus var orada. Bunu göz ardı edemiyor öteki gavurlar. Göz ardı edemiyor. Nüfus güç demek, onu söylemek istiyorum. Bir böyle, yani yanlış anlamadın, anlamayın diye bu açıklamalar yaptın. Benim derdim bu. Siz böyle camiye duruyorsunuz. Şimdi onlar bir türlü yola başvuruyorlar. Biz yabancı şeyleri takip ediyoruz. Ne yaptıklarını. Her yola başvuruyorlar. İşte evliya dedikleri adam millet meclisinde böyle gördüğünüz ne çıktı. Kötü başka şeyler de var. Her yönden bizi parçalamak, bozmak istiyorlar. Bela ya uğrayalım diye. Ama siz böyle camiyi doldurdunuz mu? Bak hadis okudum size. Evet bu millete ben azap edeceğim ama belalarını ettim, erteledim. O gavurların belalarını da kendine çevirecek. Ayaklarına dolaşacak. Onun için camiye gidin arkadaşlar. Memleketimiz ayakta kalsın. Memleketimiz ayakta kalsın. Suriye dönmesin, Irak'a dönmesin, Mısır'a dönmesin, Libya'ya dönmesin diye. Camiye koşun, camide 5 vakit namazı camide kılın. Bir bu açıdan, iki, dedenin bütün hesabını hoca verecek dedim. Sizin hepinizin namazı garanti. İkindi namazın garanti belgesiyle kabul. Ve bari hocam,
Evde kızlar Elham'ı doğru mu okudun, yanlış mı okudun hesap vereceksin. Ayrıca namaz davacı olacak, yanlış okudu diye. Davacı olacak, öbür tarafta mahkeme var ya. Geldiniz hoca uyudunuz mu, uyudum şimdi ama bütün sorumluluk hocanın. Böylece namazınız da garantili olur. Memleketi kurtarırsınız. Cami yolu Allah yoludur. Ne zaman Azrail'in kapınızı çalacağız bilen var mı sizde? Yok, emin. Gaybı Allah bilir. La ilahe illallah, gaybı illallah. Allah bildirirse bazı kimseler bildiriyor işte peygamberimize bildirdiği gibi. Gelip giderken dönseniz Çanakkale'de ölenlerden birisiniz. Allah yolunda ölmüş oluyorsunuz. Cami yolu Allah yoludur. Devamlı camiye gelip giderseniz imanla göçme garantiniz var peygamberimiz söylüyor. Beş vaktiniz camide imam hocaya uyarsanız bir faydası bu. İmanla göçme garantiniz var. Camiye gelen adama kafir diyemezsiniz. Evet Kur'an bu. Bir adam bayram namazına geldi. Gavur diyemeyiz ona biz. O bizim kardeşimizdir. Onun yanlışları varsa biz onun kardeşlik adına düzeltmek görevimiz. Emr-i marufu yapmak Müslümanların görevi. Ama bu gavura bak. Yok gavur diyemeyiz. Namaz kıldı. Bayram namazı. Ya hocam şehadet kelimesi bile bilmez o. Ulan imam okuyunca sen okuyor mu? O okuyor biz susuyor değil mi? O işe diyor derler. Demiyor mu ettehiyat okurken? İmamın mı okudu sizin okuduğunuz olmuyor mu? Öyle olduğu için namazımız da bu. Böyle camiye gelip de namaz kılan kafir diyemeyiz. Biz onun yanlışlarını düzelteceğiz. Neden söylüyorum? Evet. O ne gavur bu ne gavur. Dur. Men ekferar racule akad lakad be biha. Buhari Müslüm müttefakun aleyh hadistir. Kalbinde iman olan bir adama vay gavur vay, vay kafir vay diyen öyle diyor peygamber, bu Cevat Hoca'nın kanaatı değil. Küfür yükü onun omuzuna biner diyor. Fakat be bine, kafirlik onun omuzuna yıkılır diyor. Biz de bunu çok seviyoruz değil mi? Kafamız bir vay gavur vay, vay kafir vay, yok demen demen demen. Kafir deme arkadaş. Sakın ha, sakın ha böyle söyleme. Ehli kıble tekfir olunmaz, ehli sünnet inancı böyledir. Evet, İranlara eğer bu kaydı olmasa ben 100 defa gavur derdim. Kaç defa gittim aralarına girdim çıktım ama namaz kılıyorlar. Hazreti Ebubekir söylüyor arkadaş. Aralarına girdim, ailelerine katıldım. Peygamber ne diyor? Dünya bir tarafa, Ebubekir bir tarafa diyor. Böyle adamı küfren adam Müslüman denir mi? Ama yine de ben gavur diyemiyorum. Neden namaz kılıyorlar? Namaz kılan kâfir diyemezsin. Yanlış arkadaş. Ayet şu, hadis şu. Anladınız mı? Burada da şaka da yolu gidiyor. Küfrün şakası filan olmaz. Küfrün şakası filan olmaz. Buna dikkat edeceğiz. Efendim, şimdi lafı çok uzattık. Evet, İslam'da başlama usulü. Evet, Bismillahirrahmanirrahim. Evet, Kur'an'a bakın, eve gidince bakın. Bak, ilk sayfayı açıyorum şimdi. Arkadaş, buyurun, burada ne var tepede? Bismillahirrahmanirrahim var. İlk şey Bismillahirrahmanirrahim olacak. Allah bize bir kere kendi kitabında bunu gösteriyor. İlk ayet Bismillahirrahmanirrahim'dir. Onun için ilk şeyi yapacağımız ilk şey Bismillahirrahmanirrahim. Ne demek bu? Biz Allah bir, kadir mutlak, evveli sonu yok, hiçbir şeye benzemez. Evet, Allah'ın sıfatlarına inanıyoruz değil mi? Biz buraya ne için geldik? Allah bizi halife yapmış dünyaya. Halife ne demek? Allah adına iş gören adam demek. Biz Allah adına iş görüyoruz arkadaş. Allah adına iş görüyoruz ama sorumluluk bizim. Çünkü irademiz var. İrademize göre Allah demiş, şu iyi, şu kötü, aha sana Kur'an demiş. Aha Muhammed Mustafa, sen değilsen bir adam, sizin gibi yer içiyor, konuşuyor, aha demiş, akıl da vermiş. Buna rağmen biz irademizi kullanmışız, yasak şeylere gitmişiz.
Sorumluluk bizim. Ama Allah adına iş yapıyoruz. Halifesiyiz ya. Bismillahirrahmanirrahim demek. Evet. Kanun ne diyor? Şey, hakim ne diyor? Kanun namına. Evet. Mümin de iş yaparken Allah'ın halifesi olarak Allah namına kendi hesabıma. İyiyse iyi sevap bana. Allah sevaba ihtiyacı yok. Yanlış olursa günah bana. Kendi hesabıma. Rahman Rahim olan Allah'ın adıyla başlıyorum, okuyorum, çalışmaya başlıyorum, uyumaya başlıyorum, kalktım, evet, hayata başlıyorum, her şeyde besmele, besmele çekince bunu hatırlayacak, Allah'ın adıyla, Allah'ın adıyla, Allah hatırlayacaksın, başlarken bir şeye öyle boşu boş salınmış değilsin. Yaksebül insan en yutrakesü de insan başıboş sallanındı mı sallanır? Hayır. Her anımız kontrolde. Firavun cadidin yâlemûne mâ tef'alûn. Yaptığımız her şeyi zabıt tutuyor. Şu anda tutuyor. Şu saatte, şu dakikada Hacı Bayram Veli Camii'nde Cevat Akşık Hoca'nın dersini dinliyorum. Mescid değil yazıyor. Zabıt tutuyor. Bunlar kiramen kadirin. İyi şeyleri sağdaki yazıyor, kötüdeki soldaki yazıyor. Evet, şimdi biz geçici bir zaman için bize Allah ömür vermiş. Bu ömrü biçen Allah. Ne için göndermiş? Halife olarak لِيَبْلُوَكُمْ اَلْيُكُمْ اَحْسَنُ عَمَلَى. Hanginiz daha iyi adam? Hadi bakalım. Bodri meydan. İmtihan için gelmişiz. Kur'an var, Resulullah var. İşte bu hoca benimle. Bizler de Resulullah'ın şeyini size aktarıyoruz. Çünkü herkes bunlarla uğraşırsa benim elbisem kim dikecek? Gözlüğümü kim yapacak? Bu ışığı kim yapacak? Yani bunlar da aynen benim gibi dürüst olmak kaydıyla halka ibadettir, halka hizmet, halka ibadettir. Aynı benim gibi. Hocalar değil sadece. Siz de öylesiniz. İnsanlara hizmet ediyorsunuz. Allah'ın kullarına. O hesabı kazanıyorsunuz. Hepimiz birbirimizden, diğerimizden üstünlüğü yok. Vah! Kim ahlakı daha güzelse, karakteri daha güzelse, kim daha çok Allah'tan korkarsa o üstün arkadaş. İnne ekremekum indallahi etkâkum. İnsanlar kararın dişleri gibi eşitti. Ama Allah'tan en çok korkan en üst rütbelidir. En şerefli adamıdır. En asil adamıdır. Asalet şunla bunla olmaz. İmanla olur, ahlakla olur, karakter güzelliğiyle olur. Kur'an'da ayet bu efendim. Evet, bu böyle. Evet, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e Allah'ın ilk sözüne Aku bismi rabbike. Allah'ın adıyla Bismillahirrahmanirrahim diyerek oku. Biz de yeni başlıyoruz. Siz de bu vesileyle Besmele'den söz edeceğiz. Evet, Besmele. Bu demek Allah adına, namına, kendi hesabıma, Allah'ın yardımıyla. Allah beni sağlık vermese, dilimi tutulsa böyle kim onu verir? Kim güç verir bana? Onu da hatırlayacağım buraya çıkarken. Besmele çekerken Allah'ın verdiği sağlıkla, kudretle, izinle konuşmaya başlıyorum. Çalışmaya başlıyorum. O izin vermeseydi, bu kudreti vermeseydi çapık gibi yatardım orada. Öyle değil mi? Besmele çeken bunu da hatırlayacaksınız. Her şey başlarken bunu hatırlayınca bu da zabıt tutuyor. Yarın hesabını verecek. Yanlış adam atabilir misin? Yanlış adım atabilir misin? Bunu düşündükten sonra, düşüncesizlikten dolayı yanlış yapıp puh diyoruz ondan sonra. Evet, Allah gidin geri çevirmiyor. Tevva, bir adı da tevva. Tevbe, pişmanlık duyarak bir daha yapmayacağım diye kökten böyle pişmanlık duyarak dönenleri kabul ediyor. Tamam diyor. Ama en güzeli hiç böyle yapmadan Bismillah dedi. Ben kötü yere gitmiyorum. Zabıt tutuyorum. Her saniyemiz hesabını vereceğiz.
Suda kalmasak yaşayabilir miyiz efendiler? Havasız bir ölü müyüz? Aldığımız soluğu nefesi vermesek yaşayabilir miyiz? Çatlarız ya. Bir nefes Allah vermede iki nimet var. Allah vermiş bunu. Bu nefesleri nerede aldınız? Nerede verdiniz? Kur'an'da ayette biliyorsun Tekasir suresinde. Sümme le tüs'edinne yevmeyzin anin naim. Bir gün gelecek, o günde biz vallahi billahi yeminle söylüyorlar. Le tüs'edinne bu demek. Vallahi billahi size her nimetten hesap soracak Allah. Sorulacaksınız le tüs'edinne. Bize değil, peygamberler de soracak. Görevi yaptın mı, yapmadın mı? Anlarız soracak. Felenes elennel murselin. Peygamberler de hesaba çekeceğim diyor. Bizi de hesaba çekecek. Şimdi hesabımız kolay. Ben sizin avukatınızı rahat yaparım. Camideyiz. Din dersi dinliyoruz. Tamam ama hep böyle değiliz. Kötü yerlere gidiyoruz. Kötü yerlere nefes alıp veriyoruz. Bunlar hep besmele çekerken diyeceğiz. Ona göre adım atacağız. Evet, besmele. Evet, Kur'an'dan bir ayettir. Müstakil bir ayettir. Her surenin başında yazılır. İşte gösterdiğim Fatiha'nın başında, Bakara surenin başında, bütün surelerin başında ayeti tezise. Müstakil bir ayettir. Müstakil inmiştir Hanefi mezhebine göre. Fatiha'nın başındaki besmele Fatiha'dan bir ayet değil bize göre. Onun için Hoca Efendi okurken yazsada Bismillah demiyor. Diyor ya içinden diyor. Elham diye başlıyor. Neden açıktan söylemeye besmeleyi? Besmele elhamdan değil de onun için. Ondan dolayı içinden söylüyor. Araplar Bismillah diye başlıyor. Onlara göre saygımızla bir şey demiyoruz. Biz haklıyız yani. Evet. Biz haklıyız. Kim o mazlum? Çok mazlum olan. Öbürler de kötü demiyor. Allah onlardan da razı olsun da şu an muhteşem bir adammış. Bizim atalarımız da yani ben ırkçı falan değilim ama çok akıllı adamlanmış. Evet, 926'da toplar Müslüman olmuşuz biz. Karahanlılar döneminde. Daha evvel bir tren Müslüman olma vakıları var. Toplar Müslüman olmamız 926'da. Karahanlılar döneminde. O zaman Satur Buğra Han var. Devletin başında. Harp yapıyor Emeviler. Sonra bir adım ileri gidemiyorlar. Ne zaman Ömer İbni Abdülaziz gelmiş Emevi halifelerinden Suriye sınırı içinde bize yakın. O garip öteki saltanatlılar başka yerde. O orada, türbesi orada. Efendimiz biliyor ki Türkler onurlu millettir. Üstüne giderseniz kabul etmez. Onların üstüne varma. Gelip durun diyor. Bu hadisi hatırlamış, orduları çekmiş. Savaştan. Savaş çekince bizim Türkler Müslüman olmaya adamlar gönderip araştırmışlar. Evet, Sadık Burhan da işte bu adamlarıyla Müslümanlığı inceletmiş. Demiş ki ben Ehl-i Sünnet itikadına göre Hanefi mezhebine göre Müslüman olun. Siz de Müslüman olun. Biz ordu milletiz. Başımızdakine çok tabiizdir. Bu bir meziyet. Bazen de tersine. Başımızda adam becerikliyse birden yükseliyor. Ama o şaşkın adam birden batıyor. Hep tarihimiz böyle. Öyle deyince bir günde 200 bin çadır birden Müslüman olmuş. Ehl-i Sünnet itikadı üzere Hanefi mezhebine göre. Karahanlılar döneminde öyle bir samimiyetle sarılmışız ki en büyük İslam alimlerimizden çıkmış. Böyle samimiyetle Allah'a yönelince Cenab-ı Hak kapıları açıvermiş. Mesela İmam Buhari, ondaki zekan insan zekası değil arkadaş. 650 bin hadis toplamış, kimden duydu, kimden duydu, kimden duydu, adamın gece yatak odası ne yaptığında bilecek şekilde. Hadis topladı, adamların her şeyini biliyor. 650 bin, hadi bakayım, sen bir 10 hadis söyle şimdi, benim konuştuklarımı buyur anlat. Kim bilir ne yapacak arasına. Evet, öyle bir kafa var. Neden? Güzel Müslüman olunca samimi, Allah kapısını açıverir. En büyük hukuki Ebu Hanife yine bizde. Numan bin Sabit'in oğlu, adı
Sabit İboğlu Numan, o da bizden en büyük hukuk, gavuk ne diyor ki? Böyle hukukçu gelmez diyor. Evet, benim doktor hocam hiç camiye gitmeyen sarhoş bir adamdı. Doktor yapınca dedi ki, bu ev var mı müthiş adam ya? Böyle adam görmedim hayatımda dedi. Bu adama da hep kabul ediyor. Öyle müthiş şey, zekası var. Muazzam bir prensipleri var. Evet, o bizden yetişmiş. Bu samimiyetten Allah açmış kapısını. Cemahşeri, muazzam bir müfessir. Muazzam müfessir. Araplara gitmiş. Hey demiş Araplar, Arapçayı gelin benden öğrenin. Kendi Türkiye'nin. Aynen bu var. Ey Araplar diyor, gelin Türk, Arapçayı benden öğrenin diyor. Ama bir kelimeyi, Kur'an'daki bir kelimeyi anlayabilmek için demişler ki bu kelimenin hakiki manasını falan çöldeki falan kabile bilir. Gitmiş oraya, ya yok demiş, biz ele söylemeyiz. Demiş, ben size damat olacağım. Oradan kızla evlenmiş. İlk gece, bunları anlatıyorum. Nasıl Müslüman olmuşuz? Biz şimdi nasılız? Kıyas edelim diye. Gerdeğe girmeden bir şiir okumuş. Kız demiş ki, yağmıyor. İlk gece de olmaz. Evet, dur bakalım. Kaç sene geçirmiş onunla. Ondan sonra o kelimenin manasını öğrenmiş de muhteşem bir tefsir yazmış. Bizden yetişmiş. Muhammed Bahaddin Hazretleri, burada yatanların filleri onlar Orta Asya'da, en büyük mutlaka bizden yetişmiş. Saydıkla bitmez. Evet efendim, samimi olduğunuz zaman Allah'a inancınızda Cenab-ı Hak kapıları açıyor, önünüzü açıyor. Evet, Melikşah döneminde Selçuklar'da aynı Ehl-i Sünnet itikadı, Hanefi mezhebi. Ama bize taassup yok. Bize taassup yok. Melikşah zamanında çok kudretli devlet, kuvvetli başbakanı Nizamülmülk Şafii imamıdır. Taassup yok bize. Bu devlet idaresi çok kabiliyetli olduğunu getirmiş koymuş. Senin mesleğin ayrı dememiş. Yan bakmamış ona. Biz öyle bir milletiz. O tarihinde Bağdat'ta Şafiler de Hanbeliler kanlı bıçaklı savaşıyorlar. Birbirlerini kabul etmiyorlar. Kanlı bıçaklı öyle. Eleştirme falan değil. Öldürüyorlar. Ona bir çuval altın vermiş, git demiş. Savaşmasınlar. Onlar da Müslüman, bunlar da Müslüman. Onlara demiş, medrese yapıyor, bunları da yapıyor. Herkes fikrini ilmen savunsun. Kavga yok. Yoksa gelip hepsinin kapısını, kafasını keserim demiş. Bizde tolerans şey yok, taassup yok. Osmanlılar böyle. Bu ne olmuş biliyor musun? İtikad birliği, pratik birliği, şimdi namaz kıldık, herkes hiç aykırı davranan yok. Baktım ben kitap gibi, yattınız kalktınız. Neden hepiniz Hanefisiniz? Kimisi el sallıyor, kimisi sallamıyor. Ama hacca gidince göreceksiniz. Şimdi haçta hacı beni televizyondan tanıyor. Hocam şu bahlapsıza bak be. Ellerini bağlamıyor be. Bacaksın diyor. Buna ellerini bağlama, maliki mesele yok. Orada başka adamlar görüyorsun. Kimisi bağlıyor, kimisi böyle yapıyor, kimisi yapmıyor, biz yapmıyoruz değil mi? Şafik onlar ya. Ya ama ahlaksız diyor, kızıyor, buna bak diyor. Ah, şeye bak ya, saygısına bak ya diyor. Elini salmış diyor, bağlamıyor diyor, hacca gelmiş bir de utanmadan diyor. Dur dedim ya, onun adamın mesele öyle ya, karışma. Evet, biz son defa orada görüyoruz, burada yok. Ne güzel kıldınız. Evet. Biz öyle toleranslı bir milletiz. Cenab-ı Hak bu samimiyetle bağlanınca kapılarımızı açmış. Malazgirt'te 50 bin askerimiz var. Ve Orta Asya'dan gelmişiz. Yerimiz yurdumuz yok. Böyle gücü biz yok. Burada Bizans İmparatorluğu da 1000 yıllık ordusu müthiş. 250 bin ordu. O zaman gülle bülle yok. Oradan öyle füze bize yok. Kılıç var arkadaş. 50 bin kişi kılıçla 250 bin kişi yener mi arkadaş? Yenmez. Ama yendik, duman ettik değil mi? Neden? Alparslan kefeni giymiş.
Fakarlık falan yok demiş. Ben de senin gibi Allah'ın bir, sizin gibi Allah'ın bir kuruyum. Allah yolunda şehit olmak bak şimdi demiş. Her askerimiz atom bombası. Dayanır mı lan Bizans İmparatoru? Darmadağın olmuşlar Allah'ın lütfuyla. Bu samimiyet farklılıkla aynı şey İstanbul'da da. Diyorlar ki dünyada bu surlar aşılmaz. Ama peygambere tam bağlandığın zaman surlar açılır. Peygamberimiz de biliyorsunuz Bedir Harbi olmuş. Ben gittim hep bu olanları yerinde inceledim. Kurunlar ne varsa aynen doğru. Aynen doğru. Hiç uydurma bir şey yok. Aynen yaşıyor hala. Gidip görebilirsiniz. Gittim Bedir'e 72 kilometre Ramazan ayı beyefendi. Senin gibi lüküs ayakkabısı yok. Senin gibi böyle güzel elbisesi yok. Kebap yedin geldin buraya. O kebap falan değil, ekmek bulamıyor. Karnı aç. Binecek arabası yok. Devesi yok, atı yok. Ramazan, oruç. Peygamber hadi deyince doktora gidip çürüde bulalım dememiş. Allah yolunda ölmeyi canına minnet şeref biliyor. İmanı böyle. Yola koyuluyor. Şimdi adam üniversiteyi bitirmiyor. Tek yerden af çıkarsa askere gitmeyecek. Adı da Ali Hasan. Vay hayvan vay. Neden seni böyleydi? Sen ne biçim adamsın? Evet. Bunları düşünmemiz lazım bizim. Efendim düşünmemiz. Böyle bağlanınca işte elini cilgileri darmadağın ediyor. Aynı Bedir'de olduğu gibi. 313 kişi var. İki tane atlı var. Diğerlerin sopası var, başı var, yaya. Ayağında potin yok, giyecek ayakkabısı yok. Gittim, dayanım. Böyle rüzgar bir yazın çok ısınıyor, kışın şey düşüyor sıcaklık. O kayalar rüzgar astıkça da ufalanmış. Jilet gibi ya, jilet gibi. Yalın ayak, nasıl savaşacak orada? Bedir saatinde. Moraller, yorgunluk var, açlık var. Arazi böyle. İzin vermiş peygamberimiz, uyumuşlar zaten yorgun. Ama o sabah kadar çadırında Allah hiç uyumamış. Yalvarmış. Ya Rabbi yeryüzünde senin adına 313 kişi var işte bu kadar. Sen bilsin ya Rabbi. Ağlamış. Ağlamış. Sabahleyin Bilal Habeşi kaldırmış, yanık bir ezan okumuş Bilal Habeşi. Ama dikkat edin, yerini görebilirsiniz. Anlattıklarım bir an, gördüklerimi anlatıyorum. Bişir fışır uyuyorlar. Gece o dua edince Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Yakınında bir haşiş gibi kum tepesi var. Haşiş gibi kumlardan bir tepe. Gece nereden gelse bulutlar gelmiş, bir yağmur kum tepesi getirmiş o cilet gibi kayaların üstüne alır gibi düşecekmiş. Ondan ya şey, yorgun asker, peygamber hala ağlıyor, dua ediyor. O senlikten ne güzel uyumuşlar biliyor musunuz? Evet, uyudukla ilerler bir hemen duruyor orada. Bir kalkmışlar, Bilal demişin ezanıyla, çukurla su dolmuş. Allah kayaları halı gibi kum bakmış. Moraller 1500. Namaz kıldıktan sonra bir de peygamberimiz bir nutuk çekmiş. Aslanlarım benim, gün bugün yavrularım. Ebu Cehil'e ne düşer arkadaş? Ölmek güzel değil mi? Evet. Ama Cenab-ı Hak böyle ben de derdim bir el min el melaiki fi müsellimin. Habibim sabah kadar ağladı. Siz de yanıma yalnız aciz demediniz. Benim yolumdan şehit olmaya özlediniz geldiniz. Ben de bin melek hem de böyle sarıklı. Emdenlerdim bir el bir binel melek müsevvimin o da ne? Melekler sarı beyazmış, Cebrail sarı sarıymış. Bir farkı var, uzantısı varmış, azabe diyorlar ona. Kimisinin omzuna kadar, kimisinin beline kadar uzantısı böyle sarı. Bu resmi sarı, uzantısı yok. Onların sarı öyleymiş. Evet, bin aklı, mısraklı, şivarili Cebu Cehil toz olmuş.
İşte böyle samimi oldunuz mu Malazgirt oluyor. Samimi oldunuz mu İstanbul oluyor, çağ açıyoruz. Samimi oldunuz mu arkadaş Kosova oluyor. Çanakkale oluyor. Çanakkale gidin, minnet borcumuz var bizim onlara. Onlar olmasaydı, ölmeseydi, ben burada konuşamadım, sen de burada dinleyemezdin. 253 bin kişi öldü arkadaş. Diyor ki, hatıralarında kumandanlar, adam siperler halen duruyor. Teperbaşı gelmişler, karnı tok, sırtı pek. Pop 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 pop, mitralöz var. Bizim askerlerde bir tek tüfek var. Dolduruyorsun, boşalır bir daha dolduruyorsun. Pop 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 diyen aleti, ben de siperle. Maş barış birisi böyle. Nasıl gidiyor diyor. Okuyun. Sanki bayrama gidiyor. Güle koyma ya. Yahu ateşin üstüne gidiyor ya. Ama onun imanı var. En büyük hütbe Allah yolunda ölmek değil mi? Şehitlik değil mi? Onun için hiç kan keder yok. Senin adam ne yapıyor? Çürük raporu oluyor askere gitmemek için. Kıyas edin efendi. Allah sana yardım etmez arkadaş. Yardım etmez. Şimdi Güneydoğu'da vatan hainlerine karşı askerimiz ölüyor, polisimiz ölüyor, vatandaşımız ölüyor. Arkadaş, ölmeden bu vatan vatan olmuyor. Ne kadar milyonlarca şehit var bu vatanın altında. Öyle bedava olmaz. Kim ne demek istiyor? Elhamdülillah iyi imtihan veriyoruz. Veriyoruz da bir eksiğimiz var. Şimdi bakıyorum ben o televizyonların derdi para. Reyting artsın diye o kadıncağızın ağıtlarını çekiyor. Hayvan. Sen Müslümansın. Öyle diyor Peygamberimiz. Men niha yu'adzab bima niha aleyhi. Şehit Peygamber Efendi diyor ki ölümün arkasından sesli ağlarsanız, elli kollu nar atarsanız niyaha derler buna, haramdır, menundur diyor. Ve de o şehide diyor, azap ederler diyor, ölüye azap ederler. Bu benim kanaatim değil. Cevat Hoca değil bu. Muhammed Mustafa'nın sözü bu beyefendi. Sen buna inanmıyorsun. Emendü billahi ve melaiketihi ve kütübihi ve resulihi ve yevmil ahir. Kadere inanıyorsun. O kadın da inanıyor. Kadere inanıyorsun da niye vuruyor, niye öldüm diye vuruyor. Kadere itiraz ediyor biliyor musunuz? Kastıyor kadını diye mi? Filan dörtlüyor. Tamam da. Ama biz bu kadar şaşkınız. Bu kadar şaşkınız. Ağla tamam. Sözüm yok. Ağlamak merhamet alametidir. Çok iyidir. Taş kalplilik iyi değildir ama nara atma, bağırma. Peygamber diyor ki lanet sebeptir. Ölüye azap edilir. Bilgi kıtlığı var. Nereden nereye? Evet efendi. Benim dedeme birisi Kudül Amare'de. Koca. Çağırmış devlet. Birisi Erzurum. O dağlarda. 90 kişi öldü ya. Aha oraya gittim ben. Dedemin yerine Fatih okudum. Beni döver sonra diye. Tabii yurtlarda buluşmayacağız mı ya? Ya onlar düşünün. Burada namaz kılmadınız mı? Haber veriyorlar. Pazartesi, Perşembe günleri. Ayet, hadis böyle. Sizin ne yaptığınız, halt ettiğinizi Pazartesi, Perşembe günleri dedenize, ananıza, nenenize haber veriyorlar. Güzel iş yaparsanız seviniyorlar. Yanlış iş yapıyorsanız çok üzüyorsunuz dedenizi, nenenizi, popunuzu. Peygamber haber verir diyor Pazartesi, Perşembe. Ben onun için koştum gittim oraya. Ben şey üzülmesin diye Fatih'e okudum yine. Şimdi bu haberi almış. Devlet haber vermiş. Evet. Şapır şıpır ağlamış ama elhamdülillah iki şehit babası oldum demiş. Allah bizi böyle zor şeylerle imtihan etmesin. Ama işin esası bu. Orada benim yavrum şehit oldu. Şehitlikten daha üstün bir şey var mı ya? Niye vuruyorsun böyle tapuda? Niye öldün, niye öldün diye? Niye ağlık yapıyorsun? Sen Müslümansın.
bir de zaaflar. Ya böyle eksiklerimiz var. Bazıları bin oğlum pedalasın. En döpelisi adam. Evet, bazıları öyle diyor. Ne kadar güzel. Yani Allah böyle zor şeyle imtihan etmesin ama böyle bizim eksikliklerimiz var. Askerden kaçıyor oğlumuz, kızım, şey, oğlumuz. Dersini vermiyor, çağıracaklar diye. Ah cüba falan parayla parayı ilan ederim diye. Artık senin deden böyle mitralyonun üstüne ok gibi fırlıyordu, seve seve gidiyordu. Hiç şehitlikten korkmuyordu. Onun için Cenab-ı Hak tuttu, aziz etti bu milleti. Şimdi de o şeyler var, kopuyorlar. Ötleri kopuyor, yine eskisi gibi olur diye. Ötleri kopuyor. Siz böyle camide oturacaklar, domlatıp oturuyorlar onlar. Yavurlar. Şimdi Allah'ın yardımı bu millet olacak. Siz böyle camileri doldurursanız. Evet. Her işte besmeleyi unutmayacaksın. Besmele çekmek, kurban keserken farz biliyorsunuz. Çekmezseniz kurbanın eti yenmez. Hayvan kurban olmasa da kasap çekmesi yenmez. Unuttum hocam, tamam. Bir şey demiyorum ama ya bırak ya. Dediğin anda gavur olursun. Dinin emri bu. Bırak ya şimdi. Bilmem dedik, gavur olsun. Evet, aklına geldi, eyvah. Bir şey demiyorsun. Evet, hava giderken eğer bismillah çekmezsen yenmez havun arkadaş. Besmele çekeceksin. Kur'an'ın ilk şeyi besmele. Kur'an yazarken bismillah diyeceksin. Mektup yazarken bismillah diyeceksin. Bu farz değil, sünnet. Peygamber söylüyor. Küllü emrin zibelinden yüktebihi bi bismillahirrahmanirrahim fevve akta fevve akta. Besmele çekilmeyen bir işin sonu yoktur. Hedefine ulaşamazsınız. Efendimiz böyle diyor, sen ona inanıyorsun. Onun için işe başlarken, dükkan açarken, yemek yerken bismillah diyeceksin. Evet. Niye? Şimdi biliyorsunuz Adem Aleyhisselam Allah yarattı. Meleklere, cinlere emretti. Şeytan cinlerden ve kâni minel cinni ayet öyle, cinlerden. Secde dindi. Meleke secde ettiler. A illa iblis. İblis aleyhillâne etmedi. Niye etmedin secde dedi, Allah sordu. Onu sen dedi, kopar çamurdan yarattın dedi. Özlü çamur, biliyor musun? Çamur kardıktan durdurursan özdeşir iyice. Eskiden evler kerpiçten yaparlardı. Özdeşir böyle özlü çamurdan. Durdu mu biraz da kokar. O çamurdan yaptım. Ben diyor ateşten, alevden yaratıldım. Ben de üstünüm. Ona niye kokar çamurlu asıl olana şey diye kibrinden Allah onu kovdu. Şeytan ahiretten temeli kovmuş demek. Şatana kovmak demek. O dedi ki sen beni bu yüzden kovuyorsun. Bana dedi müsaade et. Mahşere kadar intikam alacağım bunun çocuklarından. Uyanık korkusunu da atlatacak. Uyanık Allah'ı kandıracak diyor. Mahşere kadar diyor. Cenab-ı Hakk'ı kandırmaya çalışıyor yani. Kıyamet müthiş bir korku gün. Ne diyorlar? Dağlar atılmış pamuk gibi. Olacak o gün. Denizler fışkıracak. Ya müthiş bir gün. O korkuyu korkmamak için mahşere kadar bana müsaade et. Ben de ondan intikam alacağım. Hayır diyor. Kıyamete kadar sana bir şey. Hadi meydan. Meydan senin. Ama bana sığınanların kırına dokunamazsın. Şeytan diyor ki onların önlerinden, arkalarından, sağlarından, sollarından hocaya hafız hocaya sorun. Ayeti okusun. Ayet bunlar. Önlerinden, arkadan, sağından, solundan nüfuz edeceğim. Onları saptıracağım. Yolları keseceğim. Bana sığınanların kırına dokunamazsın. Allah'a sığınmak ne demek? Bismillahirrahmanirrahim demek arkadaş. Bismillahirrahmanirrahim dedin mi? Bak şeytan dört ön, arka, sağ, sol saydı. Bismi. Ar-Rahman. Ar-Rahim. Ha Bismillah. Ar-Rahman. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman, Rahim.
4 kelime. Bismillahirrahmanirrahim dedik mi şeytanın nüfuz ettiği 4 kapıyı böyle açılmaz demir kapılarla kapatıyorsun. Böyle yapıyorsun, senin kırmaya dokunamıyor. Seni aldatamıyor. Allah da kafa vermiş, o zaman güzel şeyler yapıyor, söylüyor. Ama besmeni söylemedin mi? Ne diyor işte? Allah büyük ya. Erhamur Rahim'in ya. 50 yaşına kadar vur patlasın, çarayınasın. İşine bak lan. Bir hacca gidersin, Arafat'ta ağlarsın, günahla seni böyle hatırlamıyorsun. Arafat'ta müminleri affeder diye. Şeytan böyle. Biz Allah affetmez demiyoruz. Ama Arafat'a gideceğin garantisi var mı? Kimin var böyle bir garanti belgesi? Boş ver yahu. Sana böyle hisler getirdiler, boş hain. Seni böylece Allah'ın yolundan alıkoyuyor. Ama Bismillahirrahmanirrahim dedin mi? 4 yolu kapıyorsunuz. 4 yolu kapıyorsunuz. Şeytan size nüfuz edemiyor. Nerede? İşe başlarken. Nerede? Akşam eve gelirken dükkandan. Evet. Sizin güreş şeyleriniz var. Cevat Hoca 100 tane. Beni bir sapıtırsa bütün cemaat sapıtacak çünkü. Bana hem de kurmayları geliyor. Ama ben hiç korkmuyorum. Bismillahirrahmanirrahim buyurun kıstırıp kaçıyorlar. Siz görmüyorsunuz. Evet, aynen böyle. Kapının önüne geliyorsunuz, tın 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 geliyor sizinle. Kapıdan girerken Bismillahirrahmanirrahim dediniz mi? Yok ki arkadaşlar, bu yerde bir şey yerine tak yok. Hemen böyle hadis bu, var ya bizi beyefendi. La nebite hâyuna ve la adâ. Burada bir yer yatak yok, su yok, ekmek yok. Hadi besmele çekmeyelim, yerine gidelim. Evet, bu hadis. Bu hadis. Şimdi. Efendim. Besmele çekiyor musun sofrada? İnşallah. Ben bakıyorum da. Kimsenin umurunda değil. Lokantalarda filan götürüyorlar. Bak şimdi de. Ay ay nasıl pilavın başlıyor. Sağlı sağlıyorsun. Besmele çekin lan. Ha bak. Başkaları hatırlasın diye açıktan besmele çekmeniz iyi olur. Kibir için değil ha, riya için değil. Hatırlamazsa dediğinde. Açıktan besmele çekersen iyi olur. Çekin de onlar da besmele çözün. Şeytan deposun gitsin. Çünkü peygamberimiz gelmiş çölden iki adam. Bir tahsil yok ama orman adamı. O adamı. Bir kadın bir de erkek. Peygamberimiz bilmiyorlar kim olduğunu. Sadece Müslümanız diyorlar. Cahil. Ebu bir tapor götürüyor. Efendimizin dizin dibine yanaşamıyor. Edebinden, saygısından. Peygamberimiz kim olduğunu bildiği için elbisinde orada duruyor. Gel Ebu Bekir teyze geliyor. Öyle değil midir ya? Saygı duydum adam. Hemen gelir misin lan? Ama bunlar bilmedi. Çünkü gelmişler dizin dibine oturmuşlar. Ondan sonra kebap, Araplar biliyorsun pilavı yer üstüne koyar. Gelmiş pilav peygamberimize şey kebapla. Önce kim başlar sofrada? Büyük başlar değil mi? Peygamber büyük yok. Bunlar hemen bakmış et var. Hiç peygamberlere bakmadan, besmele çekmeden sağ sol basmışlar etleri aşırmaya. Öndekileri yemişler, kaşığı tutmuşlar bir de. Aşk gözü herifler. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ikisinin de sol elini tutmuş. Şimdi bunların elleriyle şeytanın elini tuttum. Süleyman Aleyhisselam'a nezaketsizlik olmasaydı şu mescidin direğine bulduğu yakaladığım şeytanları bağlardım. Medine çocukları onları barbaklarlardı, oynarlardı diyor. Çünkü Süleyman Aleyhisselam dua etmiş. Allah'ım bana hiçbir kuluna vermediğin saltanatı ver demiş. Onun için cinler, insanların kralı, cinlerin kralı, kuşların, kurtların kralı, yılanların kralı, kralı o. Duayı kabul etmiş. Evet, Mescid-i Aksa'yı da cinler yaptırmış. Biliyor musunuz? Gidin görün yok. Üstündekiler Abbasiler döneminde yapılmış, altta izin alın. Altta Süleyman ise yaptığı koca taşlar duruyor. O zaman vinç var mıydı o zaman? Yoktu. O taşları insan gücü kaldırmaz arkadaş. Cinlere kaldırmış, yaptırmış. Sarayında onlara yaptırmış.
Hastasını böyle kontrol ediyor. Çalışmıyor olsa cezalandırıyor. Hastası dayanmış, böyle oluyor. Kan içinde kalmışlar, aynaca çalışmışlar. Süleyman kontrol ediyor, Süleyman kontrol ediyor. Mura vermek yok. Cezalandırıyor, korkuyorlar. Halbuki Süleyman Aleyhisselam bir insan olarak ölmüş. Ölüyü sıcakken gözünü kapamazsanız ne olur? Gözünü kapatamazsınız. Ocağı sıcakken böyle Bismillah deyip kapatacaksın. Çünkü belki gözü o çirkin olur değil mi? Ağızda olurumdur yüncesiniz. Bu göreviniz arkadaş Bismillah diyerek. Ha, Süleyman Aleyhisselam böyle ağzında derken bakarken ölmüş. Aylarca böyle kalmış. Hocam sıcak memlekette çürümemiş mi? Ulan peygamberlerin cesetleri toprağa haram. Bütün peygamberlerin cesetleri olduğu gibi duruyor. Peygamber söylüyor. Ama onlar biz nerede olduğunu bilmiyoruz. Bir peygamberimiz gibi biliyoruz Medine'de. Aynen duruyor. Aynen. Ben ilim adamıyım arkadaş. Sana azaltmıyorum. Herkes Medine'ye gidiyor. O telef para veriyor. Fırıncıya para veriyor. Köşeyi dönüyorlar. İranlı bir mecusi kafaya koymuş. Medine'ye gidecek. Peygamberimizin cesedini çalıp gelecek. Peygamber burada diyecek. Parayı kazanacak. Efendimizin zamanında da fil vakası var ya. Lem terekeyi. Onda işte Ebrehe'de gelmiş aynı maksatla. Biz oraya girmeyelim. Biz Besmele ile ilgili konuşacağız. Evet. Şimdi gelmiş ahtal bir mecusi ilanlı ateş paran kapan kılığında bir çiftli basına köle olmuş. Ondan sonra şeytan gibi zeki tabii. Çiftlikten şey kazıyor toprağın altından müsait zamanlarda. Peygamberin türbesine. O zaman demir falan yok. Zaten türbe yapmak dinde iyi değil. Kabir yapmayın. Hocaya sorun da. Hafız hocaya sorun. Minha halaknaküm ve fiha nu'idüküm. Biz sizi topraktan yarattık, toprağa döndüreceğiz. Cenaze toprağa konur. Beyefendi, dinin emri bu. Betona koymak yanlış. Toprağa koyacağız. Türkiye'de 5 sene o sıra kanuna göre çürüdükten sonra aynı bir daha döneceğiz Müslüman. Çürüdükten sonra bir daha. Ben bununla dair şeyi hazırladım. Bunun sayesinde profesör oldum, meşhur oldum dünyada. Bunları inceledim. Tevrat'ta da yok, İncil'de de yok. Ama onlarda o muhteşem kabirler, süpürler. Oradan da bize Tanzimat'tan beri geldi. Sakın bir ton para vererek mermerden, şundan, bundan kabir yaptırmayın. Toprağı gömün. Üstünü örtmeyin. Sadece burada insan var, çiğnenmesin diye kabir çiğnemek çok kötü. İnsan var, kenarına bir bedeli koyarsınız, 10 santim bir çimento. Yani buraya basma arkadaş, insan yatıyor diye. O olabilir. Bir de taş dökebilirsiniz. Ama üstünü taşla kapatırsanız, rahmetten, bereketten adamın kapısını kapatırsınız. Mahrum bırakırsınız. O bağlıyor ama sen duymuyorsun. Etme, kapatma beni diyor ama sen de iyilik olsun diye betonla kapatıyorsunuz. Çok yanlış. Oraya verdiğiniz paralardan diyor hesap vereceksiniz. Son devir uleması, son devir Osmanlı uleması çok büyük zatlar örnek olur diye. Hazretler türbesi var. Böyle zatlar örnek olsun gelecek nesillere diye onlara zarar yok diye türbeler yapmışlar. Bu izin çıkınca da herkes dedesini Hacı Bayram zannetmiş. Herkes türbe yaptırmış. Yanlış. Yanlış. Evet Hacı Bayram'ı daha 1400'lerde yaşamış. Ya, hakikaten olması iyi. Güzel de. Ama herkes Hacı Bayram olunca da. Her gün bekliyor bu iş. Yani masraf bir de yeryüzü ne diyor tebarekel dediği bir dilmün o surede biz yeryüzünü siz yiyesiniz, içesiniz, dikesiniz diye yarattık diyor Allah. Şimdi
beton kabirler yapılınca İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı şimdiki değil, eskiden. Aman hocam yetiş ya dedi. 30 sene yeter diye dedi. İstimlak yapıyorum dedi. 2 sene sonra doluyor dedi. Çünkü Anadolu'da bir sürü adam geliyor oraya. Yani sadece İstanbul'da yaşayanlar ölmüyor. Anadolu ülkelerinden de bu hastane şu bu. Artık dedi, bıktım dedi. İstimlak, arazi istimlak ediyor. Geniş arazileri. Kısa zamanda beton yapınca çürümüyor, eskimiyor. Yeni araziler, ekilecek, dikilecek yerleri hep beton kabili yapıyorsun arkadaş. Yanlış. İslam'a da aykırı. Bak, Medine-i Münevver'de Cennet-i Bagi kabristanı var. Resulullah'tan da öyle bir tane kabristanı var. Gömüyorlar, orada 2 senede çürüyor. Bir de su akı diyorlar. Kısa zamanda halloluyor. Bir daha gömüyor. Hiç dine mahsur yok. Beton yanmış. Orada para harcayacağınız yer. Sokakta şimdi bu soğukta kıvranan kedi yavrusu varsa ona bu parayı et alıverin, ciğer alıverin. Köpeğe yer verin. Tabii köpeklerine ben fakir fukara insan varsa onları doyurun da. Ben bunu size arz etmek istiyorum. Her neyse. Şimdi ya nereden nereye geçiyor? Birini bırakıyoruz. Bir kadar uzatıyoruz. Evet, besmele, besmeleden şey diyeceğiz, diyecekti size. Besmele çektiniz mi, şeytan gidiyor, defoluyor. Yatağa giderken besmele unutma lan. Evet arkadaşlar, Kur'an'da ayet. Eğer hanımınla yatağa giderken Bismillahirrahmanirrahim demediysen ayet var. Hoca gelsin itiraf edin. Beşerikum fil envali ben evde. Ticarete başlarken besmele çekmedin mi? Şeytan ortak, Allah izin vermiş. Ortak ol diyor. Ben ikinci göremiyorum. Çok kötü. Göremezsin lan besmele çekmedin. Şeytan var senin kazancında. Ortak. Çocuğumda da besmele çekmedin mi? Yatağa girerken şeytan ortak. Bu benim kanaatim değil. Allah'ın ayeti. Beşerikum fil envali vel evla. Veletleriniz çocuklarınıza da ortak olmaya izin vermiş. Ama besmele çektim mi eve de giremiyor, yatağa da giremiyor. Sadece yeğeniz. Öyle diyor Peygamber. Kül bir yemini, o yakaladı dedim ya. Kül bir yemini, sadece ye oğlum, evladım. Ve sen billah, Bismillah diye ye oğlum. Allah'ın ismini an bakayım. Ve kül min emani, önünden ye oğlum. İlin gününe sunma. Efendimiz sözü ya bu. Evet, besmeyi unutursan senin yediğinden namaz zevki duymazsın. Adam namaza gider asılır gibi geliyor. Ulan besmeyi çekmiyor ben. Gelirken içerken besmeyi çeksen ezan okunca içinden bir kıpırtı olur, camiye gidersin. Ama ne besmele ne şu zaten haram sana gelemezsin buraya. Urkan asılır gibi zor gelirsin. Görüyorum ya ben bunu. Geçen gün bir yere cenaze oldu gittik. Cenazeye katılırsanız Uhud dağına sevap alıyorsunuz. Kabre kadar gidersen yok iki Uhud dağına sevap alıyorsunuz. Taşırsanız her adımızda bir büyük günahınız siliniyor. Peygamber sözü bunlar. Gidin katılın. Evet efendim bu konular biz artık bunları öğreten yok, bilen yok, uygulan yok. İşimiz karışık. Yatağa besme çekmediğin için o çocuk doğuyor. İki fakülte bitirmiş İstanbul'da. 60 yılında gördüğüm arz ediyorum. Hukuk fakültesine girdiğim gün. İki fakülte bitirmiş. Polis yakalayamıyor. Kızların hırsını geçiyor. Ondan sonra burnunu kese kese, kulağını kese kese de işkenceyle öldürüyor. Böyle bir cani. 60 yılında, 1960 yılında, ben ufuk bire kaybolduğum zaman, gazetelere bakın. Evet, sonra polis buldu, iki fakülte bitirmiş. Okuduğunu şeytanlıkta kullanıyor. Neden? Besmelesiz. Besmelesiz. Tahsil adam etmiyor adamı. Suyu karışık. Besmelesiz. İnceliyorlar ya, biz de inceliyoruz anasını babasını. Ne besmele? Ama böyle oluyor. Zekasını şeytanlıkta kullanıyor.
Ortak alan emri bu ya. Ortak ol evlatlarına. Aman bunu ihmal etmeyin. Yemenizde, içmenizde, yatağa girerken işinizde besmele. Mubah işte besmele. Hayırlı işte besmele. Ama şarap içer besmele çekersen. Ne olur? Aa sen böyle dedin. Ben de senin yasakladığını senin adını içiyorum Allah'la. Haşa. Gavur olur. Evet. Oraya yemiş olur. Şimdi nereye gelecek? Mağazada açıyorsunuz. Dükkanınıza besmele yazıyorsunuz. Bu masanız para alıp veriyorsunuz. Pazarlık ediyorsunuz. Mallarınız tepenizde de besmele var. Yani ne demek istiyor? Biz besmeleliyiz. Besmeleyi açarız, besmele kapatırız. Yıkar. Üçü ardını beş ardını ya. Yalan değil mi bu? Üçü ardını beş ardını diyorsun. Tepende ne var? Evet arkadaşlar bunlar şaka değil. Besmele ile yalan söylüyorsun. Koyma bari oraya onu. Koyma, koyduysan gereğini yap, doğru söyle. 50 lira, 50 lira bu mu olur? 30 almışım, kurt oldum ya, yalan söylüyorsun başında besmele. Besmele tepende yalan söylüyorsun. Nigıda vebali gibi biliyor musunuz? Şarap içken besmele çekmiş gibi. Ama bunu çok kişi yapıyor. Müslüman bekliyorum tamam da. Ama gereğini yapar, yapmazsak böyle bir tehlikesi var beyefendi. Şimdi alışveriş yapıyorsunuz. Evet. Görmüşüz efendim. Görmüşüz, duymuşuz. Bunları öğretilmediği için Hasan Ali esnaf. Şöyle bir fiyat. Diyor ki böyle fiyat mı olur diyor müşteri. Kızma abla ya diyor. Mesela 50 demiş mesela. Gavur olayım, Yahudi olayım ben bunu 40 aldım diyor. Efendi de diyor ki aynen gavur olur diyor. Aynen Yahudi olur diyor. Vallahi böyle hadis var. Kardeşim para için iman satılır mı ya? Para için sen Yahudi olur mu ya? Bunu söyleyen esnaf biliyorum ben. Para kazanacak, inanacak ona. Ya böyle söylemeyin. Aynen böyle. Efendimizin hadisidir bu. Gavur olayım, Yahudi olayım böyle yalan söyledim hak ediyorum. Bunun için yapan çok var. Sonucum ne olduğunu bilmiyor. Ama cenazeye gidiyoruz. Nasıl bir iyi veririz? Bu diyor ki lan öyle böyle dedi bu. Daha var. Ezan okunuyor beyefendi. Ezan bizim dinimizin temeli, imanımızın özü. Eşhedü en la ilahe illallah. İman kelimemiz değil mi? Ezan o. Davet-i beyefendi şerş, düşer. Ha ha ha. Allah'a emanet. Adın ne Andres? Ali. Recep eden Ali. Ali hiç Müslüman adı. Ezan okurken boyuna devam ediyor. Bitmedi. Ezan okunuyor sürekli. Sigara haram arkadaş. Zehir olduğu ilmen sabit. Hangi hoca gelecekse gelsin. Zehir içme fedadır desin. Ayağını öpeceğim hadi göstersin. Beyan ediyorum. Sigaranın zehir olduğunu 4000 ilim adamı ispat ettiler laboratuvarda. 4000 laboratuvarda zehir diye, müthiş zehir diye bütün fıkıh kitapları zehir içmek haramdır der. Onun için bu eser bilinmiyor. 1996'da çıktı. Ben Amerika'dayken ben de bulundum. 4000 ilim adamı laboratuvarda sigaranın en müthiş bir zehir olduğunu bunlar Müslüman bilen değil gavur. Laboratuvarda bulmuşlar. Onun üzerine Amerika kapalı yerde sigara içme kanunu çıkardı diye herkes çıkardı. Burada sigara içmek yasak bir cezası polis içiyor. Ne biçim kanun böyle kardeşim. Bu gavurlar bizden daha iyi kanuna girmedi. Ben İngiliz okuluna gittim. Sigara kanunu çıktıktan sonra adam odasında sigara içmiyordu. Mahsus dikkat ettim bakalım gavur ne yapacak diye. Sigara içtiği zaman gidiyordu bahçeye sigara bölgesi ilan etti. Orada içip geliyordu. Bunu hangi iz yapıyor? Evde sigara içiyorsunuz.
babalarımıza, çocuklarımıza. O masum yavruyu mahvediyorsunuz. Tıpkı böyle kardeşim. Onun hakkını nasıl ödeyeceksiniz siz o masum yavrunun? Nasıl ödeyeceksiniz? Evet. Ezan okurken de diyor. Bir yolu yok mu ya bu hukukçular? Böyle adamları dayak çekmenin bir yolunu bulsunlar da bunları dövelim ya. Çünkü adı Hasan Hüseyin Müslüman kardeşimiz ya, kurtaracağız ya. Ezan okunca sigara içen adamı melekler tespit ediyor. Nasıl hesap verecek bu adam? Bacak bacağı üstüne atmış kahvede namaza gelmiyor beyefendi. Mazeretim ne? Yok işim yok işim yok. Ne gelmiyor lan? Ezan okurken bacak bacağı ne toparlanmıyor, saygı duymuyor ezana. Arkadaşlar böyle çürük telefonlar yok. Çok var. Bunları öğrenmeliyiz, öğretmeliyiz. Münasip şekilde. Tabi onlar namaza gelene kafir denemez dedik ya. Onlar kardeşimiz. Arkadaşım mesele bu kadar önemliymiş. Anlatmamız lazım. Besmelesiz iş yapmayacağız. Harama besmele çekilmez. Bitirdiğimiz an elhamdülillah diyeceğiz. Yarın şuna gidelim Mehmet. İnşallah gelen. Yarın çıkılan vakattan başka bilen var mı? Bakın bunlar çok önemli. Her an üstün olduğun bilincinde olmak için bunlar şart. İnşallah kardeşim. Ondan sonra birisi ekşimiş gelmiş. Hay senin yuyuyudur. La havle ve la kuvvete illa billah. İte dalaşma. Ormanı dolaştır. Sen söylüyorsun. Dinde de böyle lan. Sana böyle ekşiyen adama hay seni deme. La havle ve la kuvvete illa billah. Allah'ın Rahman'ın has kulları böyle kaba sava adamlar kendisi hakkında selam deyip geçerler diyor Allah. Sakın ona uyma. La havle. Şimdi ölmüş. Yok ya. Dün beraber gidiyor. Niye ölmüş ya? Buna hayvan böyle deme lan. Ecel belli. Kader belli. Sen de buna inanan adamsın. Niye ölmüş deme ya kardeşim. Böyle bir ölüm filan musibet gör demek. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Allah öyle diyor ya. Öyle kahru derler müminler. Biz de birbirimize laf demiyoruz ha. Niye demiyoruz? Niye diyor? Bilsen ölme hadi. Ama bakın bunlar basit değil ama bunlar basit değil. Basit gibi basit değil. İman bilgimiz bizim zayıf. Bilinçli Müslüman değiliz. Evet. Bunları her şeyde Allah hatırlayacaksın. Her şeyde başaramadın. Japonlar başaramadı ne yapıyor? Karakteri yapıyor, intihar ediyor biz Müslümanız. Allah'ın kendine verdiği kimse alamaz dedi. Değil mi devlet başkanı? Doğru söylediler. Kendisi koca falan değil ama sözü güzel. Allah'ın verdiği kimse alamaz. Sen altına kalkıyorsun, Allah'a res çekiyorsun. İntihar onun için, intihar şimdi doğru değil. Böyle başaramadın mı, hakkımda bu hayırdır. Hasbiyallah ve nimel vekil diyeceğiz. Hayır anasını demeyeceğiz. Hasbiyallah ve nimel vekil. Evet, gece gündüz la ilahe illallah diyeceksin. Neye? Men kâne âfiru kelâmihi la ilahe illallah dâhalel cennet. Muhammed Mustafa'nın sözü bu. Bir kimsenin son sözü la ilahe illallah olursa dâhı cennete diyor. Sen şimdi başın sıkıldı, hay ananı derse örneğin başında durdunuz mu? Orayı örmüyor adam. Taksi bir kediyi çarpıyor, ne kadar çırpınıyor. Biz kaç kedi kadar varız? Orayı çırpıyor canına. Canımız sıkıyorlar o zaman. Gırnaklarımızdan başlıyor soğumaya parmaklarımızdan. Süzüle süzüle buram buram terliyor herhalde. Zemberi de sağ. Sen sonra geldiğinizde hay anne diye alışırsan son sözün küfür olursa seni kim kurtaracak? Ali. Ama la ilahe illallah demeye alışmışsın. La ilahe illallah. Ölmeye çıkmış. Hay senin demedi. La ilahe illallah. Böyle çöpür. Gidiyor la ilahe illallah. Gidin bunu alıştırmışsın. Sevinince la ilahe illallah. Kızınca la ilahe illallah. Son demesi dilin alışmış ya. Kızınca la ilahe illallah dedim. Min
kazandın gittiler. Evet, aynen böyle. Peygamber sözü bu ya. Şimdi yağmur anlattım. Fizik profesörü. Belki aramızda da bilmiyorum, görmedim de. Fizik profesörü. Bir daha arkeoloji var, profesör var. Bunu duymuş. Sınıfın önünden geçiyorum. Ya illallah, la illallah, fizik profesörü, la illallah der lan. Hayrola dedi. Talebe kılıyorum, derse kaynanmak için hocayı kızdırmışlar. Kızınca da, niye dedim la illallah? Hocam sen demedin mi dedi. Kızınca da la illallah diye, sevince de la illallah, ben de onu alıştırıyorum dilime dedi. Baktım nasıl bağırıyor sınıfta la, hadi şöyle. Sen de kızdığın zamanda, sevinç zamanda la ilahe illallah demeyi dilini alıştır. Son nefesinizde la illallah dediniz mi? Ben bunu gördüm arkadaşlar. Kıvrım'da çok zengin adam, komünist devrimi olmuş. Oradan karısının çocuklarını, onları yağmalamış komünistler. Kendini zor kurtarmış, geceleri yol almış, gündüzleri ağaçların tepesinde bazen yüzmüş filan. İstanbul'da benim komşumdu. Gece saat 3'te kalktım, ben abdest alıyorum. Tık tık, adı Hasan'dı, komşum. Evlendi geldikten sonra. Tık tık, saat 3'te el taktık, doğru mu? Tanıdım ben fevkaladeni, Hasan amca yaşlı. Herhalde dedim, Hasan amca ölmek üzere. Hocam ben dedi, Hasan amca anındı. Abdest bir hemen geliyor. Gittim bir baktım, Hasan amca terle yıktırır. Hırla yıktırır yani. Gidici belli. Böyle durumlarda gören biz adamı kapıya döndüreceğiz. Yüzünü dubleye. Kıbrı bizim bereket rahmet kapımız. Namazda, duada var diyoruz değil mi? Onun için hocam nasıl döndürürüm? O da bir şart değil valla. Ayağını kıbrıya, adam yaralı. Ayağını kıbrıya getireceğim, gözü kıbrıya gelsin. O da olmadı. Tamam, hemen başucunda duracaksın. La ilahe illallah, la ilahe illallah diyeceksin ki o da hatırlasın da desin de son sözü la ilahe illallah olsun. Sen de de deme! Canı sıktın elin daha. Canı acıyor. Sırasını şimdi yiyor Allah korusun. O duyacak kadar nasip varsa la ilahe illallah. Ben de işte Hasan amca vardım. Hasan amca düzelttim, kıbleye çevirdim. Hocam aldım la ilahe illallah. Bak bir la ilahe illallah. Dedi gitti. Allah Allah. Hasan amca ölmedi ya, gülüyor. Gülüyor yok, hiç ölü gibi değil. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de irtihar buyurmuş. Kainatın efendisi ölür mü diyor. Ömer kim demiş öyle dedi ya? Kim öldü dersen kafasını uçururum. Ömer bu ya şeytan biraz korku kaçıyormuş yolundan. Hemen girmiş peygamberimize. Ölüm anında orada değilmiş. Bir bakmış mübarek gülüp durur. Hiç ölü suratı yok. İşte görüyor musun demiş ölmemiş işte. Kim öldü derse kafasını uçururum. Kürsüden çıkmış. Mescitte de peygamber vefat etmiş. Tabii Ensardan değil, diyor ki şey, peygamberin yerine halife bizden olsun. Mekkeliler, muhacirler de bizden olsun. Peygamberin şüphelerde bizden olsun diye nutuklar atılıyor. Ebu Bekir de orada. Kim demiş peygamber öldü derse vallahi demiş kafasını uçururum. Ömer o zaman millet küçülmüş. Fakat Ebu Bekir mübarek. Allah onun şefaatine bizi nail olur. Ömer gürledikten sonra etlerini çekmiş. Ömer demiş, Kur'an'da Allah Celle Celaluhu inneke meyyitün ve inne meyyitün Habibim sen de öleceksin, senin bu arkadaşların da sahabiler de ölecek demedi mi? Dedi demiş. Peygamber de öldü. Ömer'in ayağı suya yermiş. Hemen dönmüş. Peygamber hasta olduğu zaman seni imam yaptığı yerine demiş. Ey imam! İnsanların en üstün olur, en iyisi olur. Peygamber sen bizzat kendi yerine imam yaptı demiş, sen bizim en iyimiz olmasan imam yapmazdı demiş, tutmuş herifi, seni halife seçtim, biat ettim demiş. Herkes demiş, Ömer'in biat ettiği adamı biat edilmez mi? Kavga bitmiş, herkes Ebu Bekir'in yenisini vererek halife seçmişler arkadaş. Son sözüm la ilahe illallah olursa, aha böyle, peygamber efendimiz gibi gülersin. Allah bizim son sözümüzü hep beraber. La ilahe illallah.
İnşallah bundan sonra size güzel peygamberimizin bu pratik hayatta size lazım olacak şeyleri, hadislerini onun dilinden Allah nasip ederse sağ kalırsak okuyacağız. Allah sizden razı olsun. Amin. Allah imanımızı kamil eylesin. Amin. Ahlakımızı güzel eylesin. Amin. Ömrümüzü hayırlısıyla uzun eylesin. Amin. Rızkımızı helalinden bol eylesin. Amin. Hayatımız boyunca istikamet üzere yaşamayı, hakkı görüp hakka tabi olmayı, yanlış görüp ondan uzak kalmayı, her an Allah'ı zikreden zakirlerden olmayı, Allah'ın nimetlerine şükreden şakirlerden olmayı bize nasip etsin. Aziz vatanımızı, tüm İslam memleketlerini de her türlü arazi, semavi, iktisadi, içtimai, siyasi afetlerden, musibetlerden muhafaza buyursun inşallah. Allah sizden razı olsun, hakkınızı helal edin. Subhanakallahu ve bihamdik. Neşhedü en la ilahe illa ente vahdeke la şerike lek. Estağfurullah ve tövbe ileyk. Efendimiz buyuruyor ki, 1000 ihlas okuyan canını Allah'tan satın alır. Ve de bu 1000 ihlas okuma felaketleri de beder. Gümüşhane, bu kitabı önünde kitabı yazanı Ahmet Ziyaddin Gümüşhanevi Hazretleri sağlığındayken Şeyh Şamil Kafkas ile savaşıyor. Yenildiler. Fakat Rus şeysi onu serbest bıraktı. Takdir etti onu. Kahramanca savaştı. Serbest bıraktı. Geçerken Medine'ye gidiyor. Geçerken İstanbul'a uğramış. Bu Gümüşhanevi Hazretleri'ne uğramış. Onu yedirtmiş. Demiş ki Hoca Efendi demiş. Bu 1000 ihlas okumayı bıraktınız. Bu Şeyh Şamil de bu 1000 ihlas okuyanlardan biliyor. Ama demiş siz demiş kaç senedir demiş ihlas okuyup bıraktınız. Evet demiş Hoca Efendi. Savaşar kendimizi verdik. Gece gündüz savaşar derken ihlas okumayı unuttuk demiş. Okusaydınız Ruslar sizi yenilmeyecekti demiş. Bıraktınız başınıza bu geldi. Biz de bin ihlas okuyorum da bu gavurlar bizim aramıza giremesin. Diyelim cümle günahlarımıza estağfurullah, 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 el-azim, el-kerim, el-rahim, el-lezi la ilahe illa hu, el-hayy, el-gayyum, ve tübü ileyh. Birer Fatiha, besmele ile beraber. Üçer salavat-ı şerifle. Allahümme sallallahu aleyhi ve sellem. Birer elem neşrah nebi suresi. Besmele ile beraber. On birer İhlas suresi. Besmele ile beraber. Birer Fatiha besmele ile beraber. Üçer salavat-ı şerifle. Thank you.
ve Efendimizin sünnetlerini kendisi öğrenip tatbik eden, sonra da başka müminlere öğreten müminin Allah iki canlı yüzün ak çıkarsın dediği yüzü ak çıkanlardan eyle bizi ya Allah. Ya ilahe alemin, son nefesimizde kamil bir iman ve ahlak amini sahibi olarak kelime-i tayyibe-i münciye ki buyurun, eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulüh kelimesini canı yürekten söyleyerek çene kapamayı, nefes tüketmeyi tüm ümmet-i Muhammed'le beraber biz günahkar kullarıyla nasip müyesser eyle. Subhanakallahu ve bihamdik. Neşhedü en la ilahe illa ente vahdeke la şerike lek. Nestağfirük ve netubu ileyk. Subhane rabbina rabbil izzeti amma yasifun. Ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi rabbil alemin. El-Fatiha.